Değerli izleyenler, Türk askerinin Karabağ'daki karargahı belli oldu. Evet, Adam'daki Türk askeri gözlem üssü çok yakında hizmete giriyor. Muhtemelen Adam'dan birçok Karabağ'daki noktaya devriyeler gerçekleştirilecek. Bölgedeki güvenlik ve yerleşen unsurların, özellikle halkın oraya göç etmesi ve yeni yapılan konutlara yerleşmesi çerçevesinde o bölgedeki kardeşlerimize yapılacak saygısızlıkları önlemek için askerimiz orada olacak. Tabii ki bu ilk adım, ama Türk askerinin oraya gelmesiyle tabii ki Türkiye'nin ve Türk dünyasının liderlerinden olan Türkiye'nin özellikle derin aklı devreye girecek. Tabii ki o yerlerde özellikle Azerbaycan'dan gelen ve tabii ki Türk dünyasından gelen Türk kardeşlerimizin orayı Türkleştirmek, yeniden Türk olan yurdu Türküyle, Türk halkıyla nakşetmek, yani demek istediğim şu değerli izleyenlerim. Öyle bir yoğunlaşmalıyız ki topraklarımıza, işgal altındaydı ve hiçbir Türk bırakmamışlardı. O bölgede tekrar Türk medeniyetinin, Türk'ün izini bırakmak için özellikle askerlerimiz orada olacak ve oraya yapılan konutlara yerleşenlere destek verecek. İnanın, orada olmamız gerekiyor. Şimdi Adam'daki üst yerimiz belli oldu, ama eleştiri yapan değerli kardeşlerim var. Şimdi Karabağ'a giden askerlerimizin kalacağı hızlı bir şekilde yerler belli oluyor. Yani konutlar yapılıyor, gözlem noktası için karargah, muhtemelen prefabrik bir şekilde hızla bitirilecek. Bir hafta, iki hafta, üç hafta olur, bitecek. Bakın, Ruslar bile şu anda Laçin'de ne yapıyorlar? Laçin'de kendilerine gözlem noktaları inşa ediyorlar. Şanlı Azerbaycan ordusu Ermenileri yenilgiye uğrattı. Ermeni ordusunu yenilgiye uğrattı. Bir kısım bölgeyi de ele geçirdik. Ve bunun zaferini geçit töreniyle şanlı bir şekilde kutlanıyor. Ama şu husus var ki, bu şanlı ordu bütün Karabağ alacaktı. Malumunuz Rusya devreye girdi. Dedi ki, büyük bir güçlü ve özellikle caydırıcı bir Azerbaycan ordusu istemiyorum der gibiydi. Ama şu husus var ki, böyle şeylere fırsat vermeyeceğiz. Özellikle şehitlerimizi anmada Bakü'de gözyaşı dökerek Azerbaycan, Azerbaycan diye seslenen vatandaşlara selam olsun. Sizlerin vatan sevgisi dünyaya örnek olsun. Sizlerin bu ülke sevgisi dünyaya örnek olsun. Evet, Azerbaycan'da bir vekil dendiğine göre ben medyadan duyduğumu aktarıyorum. Evet, medyada gelen duyum şu şekilde. Doğru ise vahim. Tabii ki ben medyadaki bu paylaşımı sizlerle paylaşıyorum. Evet, sayın vekil demiş ki, Türk askeri gelirse Karabağ'da Ermeniler rahatsız olur. Bu haberi okuduğumda özellikle dedesi Muzaffer olması lazım. Şu anda tam hatırlayamadım ama dedesi 1920'deki Rus Savaşı'nda birçok vatanseveri özellikle bildirmiş. Yani ihbar etmiş deniyor. Birçok vatansever o bölgede gelmiş ve Ruslara ihbar etmiş dedesi. Her zaman Rus tarafında yer aldığı söyleniyor. Ve şimdi soruyorum. Dedesinin bu şekilde özellikle vatanseverlerle mücadelesi ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı konusunda Rus yanlısı bir politika izlemekle suçlanan dedesi. Böyle söylüyor haber. Haber böyle söylüyor. Eğer bu doğru ise, eğer bu gerçek ise gerçekten çok vahim. Çünkü şu anda aynı onun torunu da Karabağ'da Türk askerinden rahatsız olur demiş Ermeniler. Yani şu husus var. Nasıl vekil oldu? Kim vekil yaptı? Evet Sayın Aliyev, siyasetten, bürokrasiden, askeriyeden, birçok yerden. Hani Rus helikopteri vuruldu ya. Evet, bu Rus helikopterini vuranı buldunuz mu? Evet, Rusların bahane araması için bir sebep oluştu ya. Bu bahaneyi veren kimdi? O silahı kim ateşledi? O helikopteri kim düşürdü? İşte bu unsurlar temizlenmeli. Bu unsurlar temizlenmedikçe, Sadıkov zihniyeti temizlenmedikçe Şoygu'nun yüzü gülecektir. İşte bu yüzleri asacağız, merak etmeyin. Karabağ Savaşı'nda yedikleri darbenin acısını gördüler ki iki tane Rus ajanı olduğunu düşündüğüm gazeteci diyorlar. Ama benim şahsım, bunlar birer Rus ajanı.
ve büyük yenilgiyi fotoğraflamak için gitmişler. Yani rahatsız olduklarını ima ediyorlar. Baykar'ın yanında fotoğraf çekerken yakalanmışlar. Evet, bunu sizlere iletelim. Ayrıca Paşinyan demiş ki, özellikle halktan da gelen tepkiler var. Rus silahları yüzünden kaybettik diyorlar. Biz savaşçıydık diyorlar. Bunu da ilave edelim. Ama bir tarafta da şu husus var. Karabağ'da silahlanıyorlar. Özellikle mayınlar temizleniyor. Ermeniler için mayınlar temizleniyor. Birçok yerde konutlar yapımı için çalışmalar yapıyorlarmış. Gözlem noktaları da Laçin'e yapıyorlar. Ve birçok bölgeyi mayın aramacılar görüyor. Görüyorsunuz, dağ taş her yeri mayınla düşüyen bir zihniyet Ermenistan. Hastalıklı bir zihniyete sahipler. Çünkü Adam'a yaptıkları, Adam şehrine yaptıkları binaları söktüler. Her yeri darmaduman ettiler. Binadaki en ufak bir taşı bile yürüttüler değerli izleyenler. Böyle bir şey dünyada yok. Eşi benzeri yok. İşte askerimizin oraya gelmesi Karabağ'daki yerleşim için artık Azerbaycan'daki Türklere ve dünyadaki Azerbaycan'da Adam'da yaşayıp yurt dışına çıkan Türkler için her biri için bir simge aslında. İnşallah. Bir haberimiz daha var. Güzel bir haber olduğu için paylaşıyorum. Değerli izleyenlerim, iki haber aslında. İlk helikopter yerli milli motorunu da yaptık. İlk helikopterimizi yapıyoruz biliyorsun. Çıkmak üzere. Atak helikopteri de ortak üretimdi. Ve ikinci olarak da dünyada şu anda mermisiz SİHA'ları ve İHA'ları vuran en güçlü sistemi yaptık, ilan ediyoruz. İlan ediyoruz ve Azerbaycan'a da bunlardan vereceğiz. Evet, Azerbaycan'a da vereceğiz. Ve Azerbaycan'ımız da bunlardan kullanacak. Bilginiz olsun. Evet değerli izleyenler, işte SİHA'lardan ne kadar çekindiklerine dair tatbikat yapıyorlarmış tüfeklerle. Yani ellerine ne geçirirseler gökyüzüne sıkıyorlar. Gerçekten iyi yaraladık onları. İyi kırdık onurlarını. Veya varsa onurları, gerçekten bu onlara kapak olsun. Türk askeri Adam'a girecek ama Adam'daki gözlem noktasında Rus subaylar da olacak. Ama şu husus var ki Türkiye asla orada devriyeleriyle, askeriyle subaylar dediği için ben özel kuvvetler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk özel kuvvetlerinde subaylar ağırlıklı olarak görev yapıyor. Ve bu da tabii ki oradaki görevde askerimizin en elit birliklerden oluşturulduğunu gösteriyor. İşte değerli izleyenlerim, Sayın Akar da bugün açıklama yaptı. Yeniden Rusları çıldırttık. Dedi ki Karabağ Savaşı'nı yerli ve milli silahlarımızla kazandık. Şunu söylemek istedi. Rus silahlarına karşı galip geldik. Tabii ki Rus silahlarına ve Rus savaş endüstrisine büyük bir darbe vurduk. İşte güzel gelişmeler bunlar. Evet, Karabağ'da Türklerin Adam'da, evet, gövde gösterisi, Adam'da biz buradayız demeleri artık dünyaya mesaj. İnşallah bir dahaki programda daha değişik konulara değineceğim. Karabağ'da neler yapacağız? Türkiye'nin derin aklı ne? Turan taktiği ve yapılacaklar konusunda sizlerle fikir alışverişinde bulunacağız. Görüşmek üzere.